belediye meclis üyesi arkadaşlarım, il genel meclis üyesi arkadaşlarım ve bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi kadın kollarımız, yine gençlik kollarımız bakanın imdada yetişti. Değerli paşehit ve hemşerilerim, dostlarım, 24 Haziran maalesef bir baskın seçim. Hep bize erken seçim, erken seçim diyerek ülkeyi kaosa sürükleyen Devlet Bahçeli yine yapacağını yaptı. Bir baskın seçim dedi. Ülkenin bu ekonomik krizinde baskın seçime gidiyoruz. Değerli hemşehrilerim, bir çok kısa süreci anlatacağım size. Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya demokrasi dersi verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, rakibi olan bir parti, İyi Parti, rakip partinin seçimlere katılabilmesi için, Sayın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için tam bir demokrasi dersi vermiştir. 15 arkadaşımızı Ankara'ya davet ederek, 15 arkadaşımızın sabah saat 10 civarında istifalarını verdirerek, istifaları verildi ve arkadaşlarımız bir saat sonra İyi Parti'ye katıldılar. Şimdi bu niye yapıldı? Yüksek Seçim Kurulu'nun 11 üyesi var. Bir gün önce, yani cumartesi günü 10 üye katılıyor, bir üye rahatsız, hasta, gelemiyor. Oylama yapılıyor, 5'e 5 kalıyor. Diğer üye yarın yapılacak olan oylamaya katılacak ve İyi Parti seçime girecek mi, giremeyecek mi karar verilecek. Rahatsız olan üye de, hasta olan üye de durumu belli. Aşağı yukarı, hatta tam kesin, İyi Parti'nin seçimlere katılmaması neyin doğru kullanacak. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi bunu görüyor ve Genel Başkanımız böyle bir demokrasi dersi veriyor. Rakip bir partiyi seçimlere sokuyor. Yani Meral Akşener daha sonrasında 100 bin imzanın üzerinde bir imza aldı ama isterse 2 milyon, 3 milyon imza alsın, seçime katılmama kararı çıkmış olsaydı, yani grup kurulamamış olsaydı ve 2 milyon imzayla dahi seçimlere katılamazdı. Onun için Türkiye'de bir demokrasi dersi, dünyaya bir demokrasi dersi vermiştir. Yine o süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı o mu olsun, bu mu olsun, bu mu olacak, havuz medyasının o sözcüleri var ya, o sözcüleri televizyonlara çıkartıyorlar, sizler de izliyorsunuz, artık Abdullah Gül bile olsun olacak diyorlarken yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki anketlerde de, tabanda da, altta da, millette de her zaman kabul gören ve istem gören bir cumhurbaşkanı adayı çıkartıyor. O hani kosayla ot biçen, o zeybek oynayan, o cigoş oynayan, bisiklete binen cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'yi, gel bakalım Muharrem, sen bizim adayımızsın diyerek Türkiye'ye cumhurbaşkanı adayı olarak 13. cumhurbaşkanı adayı olarak gösteriyor. Cumhurbaşkanı adayımız biliyorsunuz kurultaylarda iki defa genel başkanımıza karşı aday çıkmıştır, rakip çıkmıştır ama buna karşın yine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu rakip çıkan bir adayı, yani kendi içinden, kendi öz evladını cumhurbaşkanı adayı göstermiştir. Bu tarihe altın harflerle yazılır arkadaşlar. Yani bir
rakip partiyi seçimlere sokuyorsunuz. Yine rakip olan Cumhurbaşkanı adayımızı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteriyorsunuz. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı adayımız biliyorsunuz adaylaştığı gün çıktı ve Bolu civarında biz beraber olduk kendisiyle. Arka arkaya gidiyorduk zaten. Aynen söylediği Erdin bana bu pazar günü hemen Edirne'den başlamak istiyorum dedi. İl başkanımızla görüştük. Olmadı ama hemen akabinde ilk mitingimi ben Edirne'den istiyorum dedi. İlk mitingimi ben Edirne'den istiyorum dedi. Çünkü kendisi Selanikli'dir, Dramalı'dır. O yüzden diyor ki ben önce Edirne'den başlayacağım. Sonra ülkeyi kucaklamak için Hakkari, en doğuya, oradan en kuzeye Rize'ye, kuzeyden güneye Antalya'ya inerek Türkiye'ye mesaj veriyor. Ben tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyor. Ben bu 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım diyor. Biliyorsunuz, izlediniz çoğunuz. Cumhuriyet Halk Partisi rozetini gençliğinden hatta çocukluğundan beri taşıdığı Cumhuriyet Halk Partisi rozetini Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ben onu emanete bırakıyorum. Türk bayrağını takıyorum ve bundan sonra ben bu ülkede Alevisiyle, Sunnisiyle, Kürdüyle, Türküyle hangi görüşten olursa olsun sağcısıyla, solcusuyla ben insanımızı kucaklayacağım ve bu insanlarımızı ben barıştıracağım diyor. İlk projesi nedir Cumhurbaşkanımızın? Huzur diyor, huzur. Arkadaşlar, önce huzur. Sizin paranız olabilir ama huzurunuz olmalı. Ekonomik durum herkeste buyken bu seçimlere bizi sokan, bu duruma getiren AKP ve MHP'ye karşı önce diyor ki ben bu ülkeyi barıştıracağım, barıştıracağım diyor. Önce barış diyor. Önce demokrasi diyor. Önce özgürlük diyor. Yine Cumhurbaşkanı adayımızın ondan sonraki çıkışı ve ülkeyi gezişiyle birlikte Türkiye'ye umut oluşuyor. Umut olmuştur arkadaşlar. Türkiye'nin umudu olmuştur. Çünkü 16 yıldır yapılanlar, 16 yıl boyunca bu ülkeyi bölenler, diyorlar ya hep, yolları böldük, yolları bölerken bizleri böldüler. Yolları böldüler ama bizi de böldüler. Onun için bu ülkenin çok acil barışıp kucaklaşması gerekiyor. Yine tek övündükleri şey bugüne kadar ne yaptınız dediğinizde diyorlar ki yol yaptık, köprü yaptık. Değerli arkadaşlar, bakın ben 8-10 defa o övündükleri Osman Gazi Köprüsü'nden geçtim. Ve o köprüden 114 liraya gittim. Sayın Varamince Nelmalı Köyü'ne gittim. Ve dönerken bir 114 daha ödedim. 228 lira. Şimdi ne olacak, paranız var, geçersiniz diyorsunuz. Peki burada herhalde Bursa'da oturan arkadaşlar vardı, az önce sohbetlerde onu gördüm. O köprüden geçenler var mı araçla? Kaç kişi var? Yok. Yok. O övündükleri Osman Gazi Köprüsü 40 bin araç garantisi verilmiş. Eğer 40 bin araç geçmezse 40 bin aracı tamamlayacağız. Biz bunu müteahhit firmaya ödeyeceğiz diyorlar. Kim bu müteahhit firma biliyor musunuz? O milletin anasına avradına diyen Mehmet Cengiz var ya, Mehmet Cengiz ve ortakları. Mehmet Cengiz'in ortakları. Yani milletin anasına avradına diyen adamın ortakları. 14 bin araç geçiyor şu anda. 40 bin araç garantisi veriyorsunuz siz. Yani şu ana kadar ortalama 14 bin araç geçiyor. Ne kaldı? 26 bin araç. 26 bin çarpı 114 lirayı kim ödüyor? Devlet.
Siz hiç geçmediğiniz köprüyü siz ödüyorsunuz. Hiç geçmediğiniz köprünün parasını siz ödüyorsunuz. Kime? Milletin anasına avradına küfreden Mehmet Cengiz'e. Bu zulmü bize yapmayın. Övündüğünüz şey gerçekten utanılacak bir şey. Değerli arkadaşlar, her şeyi yaptınız ama gönülleri kırdınız. Bizleri üzdünüz. Bir Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan meclis açılışlarında, her meclis açılışında Cumhurbaşkanı gelir, konuşma yapar. Ne yapıyor biliyor musunuz? Siz diyor. AK Parti grubu burada, diğer muhalefet grubu burada. Oraya dönüyor bize karşı. Siz diyor, siz. Biz kimiz? Biz bu milletin vekilisiyiz. Biz bu insanları temsil eden insanlarız. Ama bize parmak sallayarak hep siz dedi, siz.